Herkese merhabalar. Robot süpürgenizin şarjı çabuk bitiyorsa arkadaşlar, daha önceden tüm evi süpüren robot süpürgeniz artık evi bitiremeden şarjı tükeniyorsa sebebi çok basit olabilir. Servise göndermenize gerek yok. Evde bu sorunu çözebilirsiniz. Daha önce bu sorun başımıza geldi. Henüz süpürgemiz 2 yıllık olmasına rağmen bataryasının bittiğini düşündük ve bu kadar kısa sürede bataryası nasıl bitebilir diye de üzülmüştük. Fakat aslında sorunun çok farklı bir nedenden kaynaklandığını öğrendik ve sorunu çözünce tamamen eski haline döndü süpürgemiz. Şu anda neredeyse şarjı ilk günkü gibi iyi gidiyor diyebilirim. İşte bunun çok basit bir nedeni var. Siz de bu sorunu yaşıyorsanız mutlaka bunu yapın diyorum arkadaşlar. Öncelikle süpürgemizin arka tarafını çeviriyoruz. Evet, burada hareketli parçalarımız var arkadaşlar. Bu ana fırçamız. Evet, ve bu da yan fırçamız. Yine bu da hareketli parçalarımızdan birisi. Ön tekerleğimiz arkadaşlar. Ve iki tane de tahrik tekerleği adı verilen tekerleğimiz var. Sağda ve solda olmak üzere. Sorunun ne olduğunu artık geçebiliriz. Öncelikle ana fırçamızı söküyorum. Kapağını çıkardım. Böyle elimizle çektiğimiz zaman kolayca çıkıyor bu parça. Gördüğünüz gibi bu fırçanın güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Zaten bunu herkes yapıyor. Herkes bunu temizliyor. Fakat asıl sorun burada. Evet. Bunu kimse bilmiyor arkadaşlar. Bu kapağı çıkarıyoruz. Burada bir rulmanımız var. Dönmeyi sağlıyor. Bunun dibine arkadaşlar, bu şu anda biraz tutmuş durumda. Daha kolay çıkıyordu ama şöyle bıçağın ucuyla çıkarıyorum. Bunun dibine çoğunlukla saç kılı dolaşıyor ve bu dönmeyi zorlaştırıyor. Dönmeyi zorlaştırdığı için de arkadaşlar daha fazla şarj harcıyor. Tıpkı bir aracın yokuşu çıkması gibi, yokuş çıkarken daha fazla yakıt tüketmesi gibi aşırı derecede şarj tüketmesine neden oluyor. Bunu mutlaka belli periyotlarla temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Birinci sorun bu. Güzelce temizledikten sonra rulmanı ve kapağını yerine takıyorum. Şimdi ikinci sorunumuza geçelim. Arkadaşlar, o da bu ön fırçamız. Burada da benzer bir durum var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunun da dibine oldukça saç kılı ve toz birikmiş. Bazen de nemli oluyor ve iyice yapışıyor ve bu da yine dönmeyi zorlaştırıyor. Bunu da kolayca temizleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi temizleyelim. Öncelikle bu şekilde hafifçe parmağımızla kaldırarak fırçayı çıkarıyoruz. Bazı modellerde vidalı olabilir. Vidasını söküp çıkarırsınız. Yine bakın, gördüğünüz gibi buraya arkadaşlar çok fazla toz ve kir birikmiş, saç kılı birikmiş. Bunu temizliyoruz. Dibinde de eğer kalmışsa onları da temizleyip tekrar hafifçe bastırarak yerine takıyoruz. Kolayca dönmesi lazım yine bu fırçanın da. Evet, şimdi geçtik bir diğer problem. Bu da ön tekerleğimiz arkadaşlar. Yine burada da aynı sorun var. Hareket noktalarında gördüğünüz gibi saç kılı ve toz kir birikmiş. Bu da yine hareketi zorlaştırdığı için şarjın çabuk bitmesine neden oluyor. Bunu da bu şekilde bir bıçağın ucuyla hafifçe kaldırarak çıkarıyoruz. Bakın ne kadar toz kir biriktiğini görebiliyorsunuz. Bunları temizliyoruz. Tam hareket noktalarında arkadaşlar. Tam hareketli parçalarda bakın. Yani bunlar cihazın zorlanmasına neden olduğu için daha fazla şarj tüketiyor. Dibinde de var bakın arkadaşlar. Bunları da temizlememiz gerekiyor belli periyotlarla. Bu temizliği yapmadan önce arkadaşlar evin son odasını temizleyemiyordu. Şarjı bitiyordu. Şu anda tüm odaları temizliyor ve %40 kadar da şarjı artıyor. Bu kadar etkili yani. Temizliği yaptıktan sonra bu parçaların kolayca dönmesi lazım. Gördüğünüz gibi kolayca dönüyor arkadaşlar. Şimdi bunu yerine takıyorum. Hafifçe bastırarak yerine oturtuyoruz.
Şimdi tüm parçaları yerine takıyorum. Bu işlemi yapmanız garantisine herhangi bir zarar vermez. Çünkü aslında rutin temizliktir. Sadece bilinmeyen hareketli parçaların nasıl temizleneceğini göstermiş oldum. Fırçayı ve hazneyi temizliyoruz ama bu fırçaların dibindeki hareketli kısımların da temizlenmesinin ne kadar önemli olduğunu, şarja ne kadar etki ettiğini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hatta bu temizliği yapmazsanız çok ileri durumlarda dönmeyi iyice engelliyor ve lazer sensör hatası bile veriyor. Bunu daha önceki videomda paylaşmıştım zaten. İşlem tamamdır. Bunu mutlaka siz de yapın. Emin olun %100 etki sağlayacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.